Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Düzce Filistin Destek Platformu tarafından Cedidiye Meydanı'nda basın açıklaması öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Memursan İl Başkanı İsmail Atay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılını doldurduğunu belirterek, dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın, 42 binden fazla insanı katleden hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıları cesaretlendirdiğini kaydetti. Atay, İsrail'in emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaymaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın, 42 binden fazla insanı katleden hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikadlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık ne söz yetiyor ne kelam. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Açıklamanın ardından Düzce İHH, İnsan Yardım Derneği'nin organizasyonuyla gönüllü çocuklar ve gençler tarafından İsrail'in saldırılarının resmedildiği yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pankartın 100 metrelik kısmı açıldı. Grup, dua edilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Anıt Park Meydanı'na kadar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.